İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bu hafta basın kulisi programının konuğu Pusula Gazetesi yazı işleri müdürü İlknur Yılmaz. İlknur Yılmaz'la gazeteciliği, televizyonculuğu ve Pusula'nın son günlerdeki haberlerini konuşacağız. Hoş geldin İlknur. Hoş bulduk. Geçen hafta boyunca ve önceki hafta Zonguldak'taki boş kamu binalarını haber yapmıştı. Özellikle Evet. genel yayın yönetmenimiz ve genel müdürümüz Atilla Öksüz 3 ayrı program yaptı. Birincisi öğretmen eviydi, eski öğretmen evi. İkincisi gene aynı bölgedeki Sağlık Meslek Yüksek Okulu. Evet. Üçüncüsü de İnazlı'daki İşitme Engelliler Okulu'ydu. Bunlardan en tehlikeli görülen öğretmen evi binasıydı. Hem bir lisenin yanında, hastanenin yanında, Evet. okullar ve askeri bölgenin yanında bina içinde fuhuş yapıldığı, uyuşturucu kullanıldığı, özellikle son dönemde gençlerin belası haline gelen Evet. bonzai'nin kullanıldığını Atilla Üssü görüntülerle tespit etmişti. Valilik, Sayın Valimiz Ali Kaban bu uyarıları dikkate aldı ve il özel idaresine talimat verdi. İl Genel Meclisi'nde dün alınan kararla bugün sabah yıkım başladı. Evet. Sen de yıkımın yapıldığı Hı. alandaydın. Bu konuyu bir de senden dinleyelim. Şimdi öncelikle buradan Atilla'yı tebrik etmek istiyorum. Çünkü bir nevi öncülük oldu Atilla'nın bu binanın yıkılması ile ilgili Atilla'nın yaptığı haberler. Bugün oradaydım ve çevredeki vatandaşların tepkileri çok güzeldi. Yani yıllardır beklenen bir şeye sonunda oldu. Ve hatta şöyle bir espri de yaptılar. Sizi gelmenizi bekliyoruz. Çünkü bizde çıkmıştı haberler. Bugün yıkım yapılırken ben orada bonsai için kullanılan o pet şişeleri de buldum. Hatta bugün haberini de yaptık. İzleyicilerimiz de görmüşlerdir. Ne kadar kullanıldığı, yani oranın ne kadar gerçekten fuhuş yuvası olduğu, bonsaicilerin yuvası olduğu ortadaydı. Biz çok sevindik. Umut ediyoruz ki yine Sağlık Yüksek Meslek Okulu ve İnazlı'ndaki diğer bölgelerle ilgili, hatta birçok bu halde bulunan binalarla ilgili valilik ve diğer kurumlar bir an önce karar alırlar ve bu yıkımları gerçekleştirirler. Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sayın Osmanak, Karaelmas Gazetecileri Derneği'ni Evet. ziyaret ettiğinde il genelinde en az 100 tane böyle bina olduğu ve bu Evet. binaların çoğunun da kamu Evet. kuruluşu olduğunu söyledi. Hatta şöyle söyledi, biz dedik ki yani polis önlem alıyor mu yeteri? Dedi ki 3 vardiyadan polis beklesek 100 bina 300 polis yapar. Zaten Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 600 tane polis var. Bu polisiye tedbirle mümkün değil. Bu binaların bir an önce yıkılması lazım dedi. Bizdeki haberlerin ardından Sayın Valimiz Sağlık Müdürünü çağırıp konuşmuş. Süreci anlatmış, süreci almış ama vehametin bu kadar olduğu ona anlatılmamış. Atilla'nın haberleri Sayın Valimize durumun Evet. vehametini çok net bir şekilde gösterdi. Hem televizyon hem gazetedeki haberler. Binanın bugün yıkılması bölge için iyi Çok oldu. iyi. Çünkü hemen yanında okul var. Evet. Bizim okulda tanıdığımız öğretmenlerin söylediği şey şu. Yani gidiyoruz. Öğrenci sen karışamazsın diyor. Yani öğrencilerle öğretmenler arasında da ciddi sorunlar yaşandığı, dışarıdan Hı. öğrencilerin, erkek çocuklarının geldiği, kız çocuklarının o binaya girdiği, hem velileri hem de öğretmenleri hem de bölge sakinlerini Evet. rahatlatan bir çalışma oldu orada. Ama şöyle bir şey var. Hani Emniyet Müdürü bu açıklamayı yaptı ama şu anda polisler sadece devriye atıyorlar. Yani binaların içlerine girip bakmıyorlar. Bu noktada vatandaşa çok iş düşüyor. Yani vatandaş Vatandaşın uyarması yani gerekiyor. ya polise haber verecek ya en kötü ihtimalle bize haber verseler bizim haber yapmamızın ardından zaten bir harekete geçiş oluyor. Ama vatandaşın asıl sorumlu burada vatandaş. Yani emniyetin yapabileceği hiçbir şey yok. Bütün binaları her akşam gezemez. Şeydeki Sağlık Meslek Yüksek Okulu hemen eski devlet hastanesinin arkasındaki bina da tehlikeli. Hemen yanında bir ortaokul, Evet. ilkokul, ortaokul var. Orada çocuklar bu olaylara tanık oluyorlar. Hükümet karar alıyor. Sigaranın önünü Hı. kapatıyor. Hı. Görünmeyen bir şey olsun. Tabeladan içki reklamını kapatıyor. Ama koskoca binalar uyuşturucu, fuhuş mekanı olarak kullanılıyor. Çok yazık. O binada binlerce öğrenci okudu. Hatırlarsanız hastanenin yıkılacaktı. Poliklinik yapılması için üniversite verir Evet. vermez tartışması vardı Evet, evet, biliyorsunuz. evet. Yeni Atatürk Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri yıkılacak. O poliklinikleri nereye kullanalım da üniversite vermiyordu orayı biliyorsunuz. Evet. Şimdi de sahipsiz kaldı bina. Oranın da bir an önce ya yıkılması ya da başka bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Kamu Hastaneler Birliği kirada. Evet. O oraya gelebilir. Ya da o bina eğer kullanılmayacak haldeyse yıkılsın, yerine yenisi yapasın.
Çok değerli bir arazi orası. Yani arsa olarak da çok değerli. Yani bu şekilde atıl vaziyette 3-4 yıldır durması kesinlikle devlet ekonomisine de zarar. İlk dur 3 aydır televizyonculuk da yapıyorsun bir taraftan, gazeteciliğin yanında. Nasıl, keyif alıyor musun televizyonculuktan? Televizyonculuk gazetecilikten çok başka. Yani gazetecilikte artık biz şeye alışmıştık, uzun uzun haberler yazmaya, onu dolaylı bir şekilde anlatmaya, ama ekranın önünde olunca daha net olman lazım. Karşındaki insanlara yani düz bir şekilde bazı şeyleri anlatabilmen lazım. Ama biz ne olmuşuz, uzata uzata bazı şeyleri anlatmaya çalışmışız. Ama televizyon çok başka, çok daha keyifli. Bu işi yaptığını gerçekten televizyonda daha iyi anlıyorsun, daha net anlıyorsun. Bazı programları canlı yayınladığımızda onun gerçekten verdiği güç ve zevk bile çok başka. Ama televizyonculukla gazetecilik de benim aşık olduğum, sevdiğim ve asla bırakamayacağım bir meslek. Evet, aşıklar arasında sorun oluyor. Zaman zaman da senin de mesleki sorunların oluyor. Canlı yayının keyfi daha mı başka? Evet. Yani canlı yayın daha başka. Ben arkadaşlarla konuşurken de söylüyorum. Canlı yayın daha bir sohbet, daha samimi, daha rahat. Mesela haber de sundum. Haberde daha farklı. Yani düz durman gerekiyor. Kendin olduğun gibi değil de insanlara sadece gördüğü kadar yansıtman gerekiyor. Ama burada daha rahatsın. İfade özgürlüğün daha fazla. Ama bizim gözümüzde büyüttüğümüz kadar korkmadığımızı gördük. Evet. Yani o kadar zor olmadığını da görmüş olduk. Hiç tecrübemiz yok yani. Hiç, 3 aylık bir televizyon. Mesela sen oturup haber okumuştun. Evet. Mesela ben yukarıdan heyecanla izlemiştim acaba ne olacak diye. Mesela evet. Çok güzel olmuştu. Daha da iyi olacak inşallah. İnşallah. Senin izlenimlerin ne? Kamuoyundan gelen tepkiler, televizyonda. Kamuoyundan gelen tepkiler çok güzel. Yani birçok alanda çok güzel. Mesela şunu duyuyorum. Sporları bizden takip etmek istiyorlar. Maçları canlı yayın verin diyorlar. Bu mesela çok güzel bir şey. Yani Pusula TV'nin haber dışında bu konuda bile aktif olması benim için çok ayrı bir zevk. Haberleri Zonguldak'la ilgili her an her şeyi, her saat başı haber turumuz var ama bunun yanı sıra son dakikaları da giriyoruz. Ve insanlar bir şey olduğunda şunu söyleyebiliyorlar. Pusula televizyonu açtığımızda altyazıdan hiç olmasa görebiliyoruz diyorlar. Bizim internetimiz de çok güçlü ama televizyonumuz da aynı şekilde arkasından geliyor. Şimdi maç canlı yayınlarıyla ilgili bir girişimimiz olmuştu. Evet. Maçların yayın hakkını almıştık. Onu o zaman açmamıştık ama açalım madem yeri geldi. Zonguldak Spor'un ikinci yarı kendi sahasında oynayacağı tüm maçların canlı yayın hakkını biz almıştık. Kulüple bir sözleşme yaptık. Federasyona gönderdik. Federasyon bize yayın yetki belgesini verdi. Ancak bu işten rahatsız olan çevreler kulüp başkanımıza baskı yaptılar. Kulüp başkanımız da bu işten Zonguldak Spor'un zarar görmesini istemiyorum dedi. Rica etti. Dedim ki rica etmene gerek yok. Biz bu kulübe zarar veremeyiz. Elimizde olan bu hakkı kullanmayacağız dedik. Zaten sonra da başkan federasyona başvurarak sözleşmeyi iptal etti. Ettirmek zorunda kaldı ve bunu da söyledi. Hakkınızı helal edin dedi. Yoksa biz Zonguldak Spor'un buradaki maçlarını yayınlayacaktık. Şu anda gidip deplasmandaki yayın hakkını da alabiliriz aslında. Diğer rakip takımla anlaşıp. Ama bu şehirde kimse kimsenin bir adım öne geçmesini istemiyor. Evet. İş dünyasında öyle iki iş adamının beraber iş yapabildiğini görüyor musunuz siz Zonguldak'ta? Yok, kesinlikle. Göremiyorsunuz. İki gazetecinin bir arada bir iş yaptığını da göremiyorsunuz. Mesela biz onu başarmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız güçlükleri de sen görüyorsun. Evet. İşte burada 4-5 tane kafa gazeteci var. Ama biz de işte burayı yönetmek de o kadar kolay değil. Çünkü hangi gazeteyi söyleseniz bir gazeteden 3 isim sayamıyorsunuz. İkinci ismi zor bulursunuz. Evet. Mesela gazete A gazetesi kim? Şu. Tamam. İkinci yok. Üçüncü yok. Burada Pusula'da 4-5 tane isim var. Bunların da güçlüğü var. Ama sonuçta ortaya çıkan ürün kaliteli olunca bazı şeylere katlanılıyor. Şimdi maden sektöründe gelişmeler yaşandı bu hafta. Rödevanslı sahalarla ilgili. Hükümet oradaki yeni gelen yüklerin bir kısmını karşılayacağını söyledi. Bu kente nasıl yansır? Yani biz bu süreci çok yakından takip ettik. Zaman zaman Salih Demir'e bağlandık, milletvekillerine bağlandık ve bu konularda hep birebir görüş almaya çalıştık. Yani maden sektörünün artık bir şekilde ayakta tutulması lazım. Yeni yasa diyorlar, farklı şeyler ortaya atıyorlar ama
Maden zorunluluğundan olmazsa olmazı. TTK'nın kapanacağı haberlerini ben verirken aslında üzülüyorum. Görüş alırken daha iyi üzülüyorum. Çünkü TTK olmazsa ortada olan bir şey var, Zonguldak'ta olmaz. Çünkü istihdam yok. İnsanlar göç her gün artıyor. O yüzden madenle ilgili her kim ne yapacaksa bence bu konuda bir an önce adım atılması gerekiyor. Şimdi mülkiyetle ilgili de bir gelişme oldu evet. Bu akşam. AK Partili üyeler yanlışlıkla CHP'lilerin evet. Önergesini oylayıp kabul etmişler. Sonrasında itiraz olmuşlar ama Meclis Genel Kurulu'na gelecek. İnşallah o sorunda çözüme kavuşur. İnşallah. O konuda Zonguldak Sorunları ve Çözümleri Komisyonu Başkanı Harun Akın'ın evet. gerçekten bir çabası oldu. Orada da bu akşam ben biraz konuşayım. Normalde konuşmuyordum. Orada şöyle bir şey oldu. CHP içinde bir yarış başladı. Kesinlikle. Eski evet. bakanımız Hasan Gemici ve Harun Akın sanki ayrı ayrı şeyleri savunuyorlar gibi ayrı ayrı Ankara'ya gidiyorlar. Yani bu çok yanlış bir görüntüydü. Şimdi bugün oradaki son dakikada müdahalede Harun Akın orada. Hasan Gemici bugün yok. Yani halbuki bugün orada Hasan Gemici de olmalıydı. Evet. Yani böyle ayrı partilerde değilsiniz ki siz ikiniz de CHP'den milletvekili adayı olmak istiyorsunuz. Doğrusu bu. Bu manevraların tümünün şeyi bu. Ha bu arada yaptıkları çalışmadan Zonguldak bir şey kazanıyor mu? Kazanın. Evet. Sorun yok. Bunu beraber yapın. Neyin yarışındasınız yani? Üstelik, ikisi de çok deneyimli insan. Üstelik sizin aday olmanıza Zonguldak halkı karar vermiyor ki. Evet. Genel merkez karar veriyor. Sen gel burada beraber çalışmanı yap. Git Ankara'ya. Zaten genel başkanın iki dudağının arasındasın. Ön seçim olsa da CHP delegesi bu hizmetlere bakıp da oy verecek evet. değil. Yani öyle olsaydı belediye başkanlığı için yapılan ön seçimde Muharrem evet. Akdemir oy vermezdi evet. CHP delegesi. O gün Harun Akın seçilseydi. Harun Akın bugün Zonguldak belediye başkanıydı. Evet. Zonguldak şu andaki halinden çok daha iyi olurdu. Yani o kesin. CHP delegesi öyle işlere bakmıyor. İnşallah kendi işlerinde bir uzlaşırlar. Bugün komisyona Özcan Ulupınar da gelmiş. Bugün köşe yazında zaten iktidar milletvekilleriyle armut topluyor. Onlar niye gitmiyor dedik. Özcan Ulupınar kendi evet. komisyonundan çıkıp o toplantıya gitmiş. Yani bunu her konuda yapsalar çok daha iyi olur. Sen de bu süreci takip etmiştin. Takip ettim. Hatta sizin az önce açıkladığınız konuyu ben hem Harun Akın'a hem de Hasan Gemici'ye söylemiştim. Yani niye iki farklı şekilde çıktınız? Hani niye birlik içerisinde değilsiniz? Hı-hı. Söylenen şuydu. Aslında bir çalışıyoruz. Aynı konu üzerinde çalışıyoruz. Aramızda hiçbir sorun yok ama kamuoyuna da yansıyan, bizim de gördüğümüz bir ayrılık söz konusu. Çünkü milletvekillerine gidildi, genel merkeze gidildi. İki taraf da Ankara'daysa bu görüşmeler birlikte yapılabilirdi. Sosyal medyadan ayrı ayrı paylaşımlar yapılıyor. Kesinlikle. Yani birlikten güç doğar evet. denilebilirdi. Ama dediğiniz gibi ben bugün Hasan Gemici'yi Zonguldak'ta gördüm. Harun Akın da Ankara'daydı. Bu olmamalıydı. Evet. İkisi de orada olmalıydı. Evet. Alistan Köktürk de gelmiş komisyona. Evet. AK Parti. Orada iktidarıyla, muhalefetiyle bakın arkadaşlar evet. biz Zonguldak için Ankara'da mücadele ediyoruz. Fotoğrafını veremediler. Evet. İktidarda da bir zayıflık var. Sadece orada Özcan Ulupınar değil, diğer milletvekillerimiz de olmalıydı. Evet. Bir de şu var. Cumhuriyet Halk Partililerinin söylediği hep şu. Biz o insanların yerine kendimizi koyuyoruz diyerek bir mücadele vermeye çalışıyorlar. İnsanlar gerçekten çok mağdur. Ve çaresizler, ne yapacaklarını da bilemiyorlar. AK Parti de bu konuda mücadele ediyor. Son izlenim birliktelik oldu. Bir diyalog kuruldu. Yani son yapılan ziyaret ve ilk kez kamuoyuna yansıyan ziyaret çok güzeldi. İnşallah da bundan sonra böyle devam eder ki bu sorunlar da çözülebilir. Şu 5 milletvekilinin bir araya evet, geldi. Evet. Bence milletvekillerimiz Ankara'da birbirleriyle çok sık görüşüyorlar. Birebir görüşüyorlar. Bir şeyler olduğunu birbirlerini arıyorlar. Ama Zonguldak sorunları gündeme gelince çok fazla bir araya gelmiyorlar. Evet. Hemen siyaset işin içine giriyor. Evet. Oysa hiç gerek yok bu işlere. Liderleri seçiyor onları. Zonguldak halkı seçmiyor. Bugün evet. Zonguldak'ta en çok eleştirilen isim Sayın Köksal Toktan. Evet. Nereye giderseniz gidin. Medyada, sokakta, caddede, kentte, kırda. Ama en yüksek oy olan AK Parti. Ben bunu hep söylüyorum. Yani bizde milletvekili adayına oy verilmiyor. Lidere ve siyasi partiye evet. oy veriliyor. Bugün CHP'ye iki tane herhangi birini koyun. CHP iki milletvekili çıkartır. AK Parti'de herhangi
3 ismi koyun, 3 çıkart. Bunun başka tartışması yok. İsmail Eşref'in bu konuda bir açıklaması olmuştu geçtiğimiz günlerde Lavar alanında. Demişti hatta, yani beni sıralamaya bile koymaya gerek duymadılar. Halbuki duysalardı ben oy alacaktım dedi. Sıralamadan dolayı kaybettiğini açık açık söyledi. Yani bu ortada dediğim kaybetmedi gibi sıralama... Kaybetmedi ki gene, ama CHP işte 2 millet oyunu ne kadar artırsa artsın 2 evet. milletvekili aldı. O da olsa 2 milletvekili evet. çıkartacak. Şimdi bugün şöyle bir liste olursa 3 milletvekili çıkartır diyen CHP'liyi hemen 3. sıraya yazıvereceksin aslında. Evet. Yani kendinde boncuk arayan isimler var ya. Evet. Diyor ki işte ben olursam 3. O zaman kardeşim seni 3'e yazalım. Bir görelim bakalım çıkıyor. Çıkmaz. Yok böyle bir şey. Ya bunun aslında en güzel örneği, yani Ercan Candan'ı Zonguldak hiç tanımıyordu. Hiç tanımazken bugün Zonguldak milletvekili. E tamam, işte 2. sıradaydı çünkü. Evet. Onu hadi 4. sıraya koyalım bakalım. Madem şey var. Ben onu şeyde söylemiştim. Nadir Saraç 1. sıraydı. CHP'den milletvekili adı. 2. sırada Harun. O dönem bölgede anketler yapıyoruz. Devrek'te de AK Parti 1. CHP 2. parti çıkmıştı. Nadir Saraç abimiz kıyameti koparttı. Hayır dedi, Devrek'te ben açık ara öndeyim. Dedim ki ben ona, zaten sen Devrek'te 1. olsan il genelinde 1. olursun. Türkiye'de de CHP iktidar olur. Evet. Hiçbir gazete, hiçbir anket Türkiye'de CHP'nin iktidar olacağını görmüyor. Sen görüyorsun yani. Hayır, ben Devrek'te 1 çıkacağım. Devrek'te AK Parti 1 çıktı. CHP 2. parti çıktı. İl genelinde de öyle oldu. Evet. Çünkü ayrı ayrı olmuyor bu iş. Yani ne oldu? 1. parti AK Parti 3, CHP 2. Yani evet. sonuç değişmez. Ben bu seçimde de öyle olacağına inanıyorum. Siyasete konuşurken ben de size bu konuda sormak istiyorum. Sizce Köksal Top'tan bu dönem ayrılacağını söylüyor. Bir daha yok. Evet. Sizce ne olur AK Parti'de? Ben de onu merak ediyorum. Siz bir gazeteci olarak düşünceniz nedir? Siz isim mi soruyorsunuz? Yani isim, sıralama ya da ne olur yani? İsim ve sıralamaya hiç bakma. AK Parti Genel Merkezi ilk 3'e kimi yazarsa o olur. Onlar gene milletvekili olur. Ha ters teper mi? Ya tepseydi Köksal Top'tan da teperdi. Evet, çok tepki alıyor. Çünkü Zonguldak'ta çok tepki. Biz kendisini sayıyoruz, seviyoruz. Bizim bir problemimiz yok evet. kendisiyle. Ama sokağa çık, dışarıda ona müthiş eleştiriyor. Ama karşılaştığında Sayın Bakanım hoş geldiniz. Evet. Böyle de bir yapı var. Onun için yani burada oy Köksal Top'tan'a verilmedi. Eğer en çok eleştirilen adam oysa en çok oy alan adam da o. Çünkü listenin 1. sırasında oydu. Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekorunu aldı bir 1. parti. Evet. Öyle bir şey yok. AK Parti'de kimler milletvekili aday olur? Şimdi değişik isimler çıkıyor. Evet. Burada öğrenciydi, Erdemir'de çalışıyordu. Hasan Özgür Özen, bizim eski rektörün oğlu. Magazinciydi biliyorsun. Evet. Barlarda, evet. Barlarda, diskolarda partiler düzenliyordu. Sonra Erdemir'deydi, meclise geçmiş. Sonra doçent de olmuş galiba, bir ünvanı da var. Şimdi istifa etmiş, Zonguldak'tan milletvekili adayım diyor. Yani bana sorarsanız böyle bir şey mümkün değil. Çok net konuşuyorum. AK Parti bu isimleri Zonguldak'tan aday yapmaz. Çünkü AK Parti kriterlerine uymuyor. Kur'an sözlüğü diye en sonunda bir kitap çıkartmış. Yani ben buradaki yaşam tarzını bildiğim için Özgür Özen'in evet, hidayete ermiş diyorum yani. Hidayete ermiş, kısa yoldan da hemen AK Partili olmuş. İlginç. Yani AK Parti'nin köşesinden bucağından evet. geçecek bir isim değildi biliyorsun. Kamuran Aşkar istifa edecek. Etti ya da onuna kadar zaten süre var. İstifa edecek. AK Parti'den belediye milletvekili aday olacak. Cumhuriyet Savcımız Sayın Hüseyin evet. Özbakır'ın istifa düşüncesi var. Mart ayında emekliye ayrılacak. Emekli ayrılacak zaten. Hı-hı. O olacaktan istifa edeceği düşünülüyor. Bize gelen kulis bilgilerine göre Ankara'dan o yönde bir işaret almış. Hüseyin Özbakır niye AK Parti? Bu bağı da izleyicilerimize anlatalım. Evet. Sayın Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı bir hapis yatmıştı. Cezaevinde yıllar kalmıştı. Önce, evet. Yıllar önce. O dönem o cezaevinin savcılarından biri de Hüseyin Özbakır. Tayyip Erdoğan'ın çok vefalı bir insan olduğunu herhalde bilmeyen yoktur. O dönemin savcılarından biri de bizim Devrekli bir savcı arkadaşımız daha var. Yüksel Kocaman. Adli İstatistik Genel Müdürü'ydü. Adli Sicili İstatistik Genel Müdürü. Şimdi müsteşar yardımcısı oldu Adalet Bakanlığı'nda.
O da mesela o dönemin savcısı, normal bir cezaevi savcısıyken Adli Sicil Genel Müdürü, oradan şimdi müsteşar yardımcısı Tayyip Erdoğan, geçmişte kendisine ilgi gösteren herkese bir vefa borcunu ödedi. Ben Hüseyin Özbakır'ın Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çok samimi olduğunu biliyorum. Hı hı. Daha önce sosyal medyada yansımıştı, evet, ziyaretleri. O zaman Başbakan'dı Tayyip Erdoğan. Kapıya kadar uğurlamıştı Sayın Hüseyin Özbakır. Zonguldak'tan istifa eder, Zonguldak'tan aday olur mu? Yoksa eşinin memleketi Sakarya'dan mı aday olur? Bilmiyoruz. Ama istifa edip aday olacağını biliyoruz. Burada tutar mı? Tutup tutmaması önemli değil. Zaten Hüseyin Özbakır'ı siz bir ay yazarsanız zaten o milletvekili olur. Yani Tayyip Bey onun milletvekili adayı olmasını istiyorsa Zonguldak'tan aday olur ve seçilir. Ama şöyle bir şey var. Hüseyin Özbakır gerçekten Zonguldak sevdalısı bir insan. Biz kendisiyle bugüne, hı-hı, kadar çok kez röportaj yaptık. Ve hafta sonları o sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafları görüyoruz. Zonguldak'la ilgili yapılabilecek ne varsa tek tek sıralayabiliyor. Hı-hı. Ama mesela diğer isimler ya da bu isimlerin dışındaki insanlara baktığımız zaman Zonguldak'la hiç ilgisi olmayan insanlar ya da bugüne kadar hep kendi için savaş vermiş insanlar var. Ama Hüseyin Özbakır şunu diyebiliyor: bu Zonguldak'ın trafik sorunu var ve ben buradan gidersem gözüm arkada kalacak diyebilen bir insan. Bence Zonguldak'tan aday olacak. İşte Sakarya'dan mı olur, buradan mı olur bilmiyoruz. Mesela benim de kişisel kanaatim, bence buradan aday olmayacak. Belki de milletvekili adayı olmayacak, bilmiyorum. Belki de. Yani bu siyaset değişik. Kamuran Aşkar'a gelelim. Kamuran Aşkar biliyorsunuz daha önce Amele Birliği'ne başkan olmak istedi, AK Parti'ye başkan olmak istedi. Her seçimde Kamuran abimiz bir yere aday oluyor. Onda öyle bir şey var. O da yöreye aşık. Yani bu memlekete hizmet etmek istiyor. Ve bunu sürekli söylüyor. En doğal hakkı. AK Parti'de tutar mı? Yani şimdi herkes şöyle bakıyor. Köksal Top'tan gidince listenin birinci sırasına işte bir Karadenizli isim olması gerekiyor. Sayın Hüseyin Özbakır'ın adı da o yüzden, evet, geçiyor. İşte Kamuran Aşkar'ın da adı o yüzden geçiyor. Zonguldak bunları aşacaktır sanıyorum. Bir taraftan Hamdi Çar'ın da 10 Şubat'ta istifa edip aday olacağını biliyoruz. O da kendine göre iddialı. Başka adaylar çıkar mı merkezden? Çıkar. Çıkar. Ereğli bölgesinden çıkar mı? Çıkar. Çıkar. Zaten Fazlı Erdoğan son dönemde, evet, kulislerde adı geçiyor sürekli. Sonra Celluzum var mesela. O her seçimde adaydır. İl kongresi olur, aday olur. Milletvekili seçimi olur, aday olur. Yani aday olur. Evet. Ama mesela onun da aday olmasının imkanı ve ihtimali yok. Daha önce il başkanından istifa etti, onu 5. sıraya bile yazmamışlardı. Biliyorsunuz Temayül'den, evet, açık ara 1. çıkmıştı. Evet. Ben kendisine de söylüyorum. Mesela şartlarını bu kadar zorlama diyorum. Kendini bu kadar yıpratma. Yani seni bu parti aday yapmaz. Nedenini ben kendisine genel de söylüyorum. Genel merkezinde bir tavrı var. Tabii tabii, genel merkezde onun hakkında hazırlanmış bir dosya var. O dosya orada kalkmadığı sürece o aday olamaz. O ısrarla hayır diyor. Böyle bir şey yok diyor. Ama Merkez İlçe Kongresi'ne gelmişti partinin genel sekreteri. Onun arasının iyi olmadığı Haluk İpek, eski, evet, teşkilat sekreteri. Teşkilattan sonra bir genel başkan yardımcısı. Celluzum dosyası onda. Yani o dosya genel merkezde olduğu sürece Celluzum'un şimdi de mesela il başkanlığı için adı geçiyor mesela. Ben diyorum ki o olamaz yani. Olamaz. Çünkü o dosyanın varlığından, o dosyanın hazırlanışından, gidişinden, orada oluşundan benim haberim var yani. Ben kendisi. Niye bu kadar diretiyor? Ama siyaset böyle bir şey. Siz hiç siyaseti bırakabilen, bırakamay, siyasetçi, evet, gördünüz mü? Yani Köksal Top'tan'ın mesela daha neye ihtiyacı var? 3 dönem kuralı olmasa Köksal Top'tan gider mi? Gitmez. Gitmez. Çünkü milletvekilliğinin bir zor tarafı yok ki. Yani gerçekten bir belediye başkanlığı zor. Belediye başkanı sabah kapınızdan çıktınız, sorun olan bir vatandaşla karşılaşırsınız. Belediyeye geldiniz, sorun. Evet. Çıkarsınız sorun, bir töreni, ama milletvekili öyle bir derdi yok ki. Milletvekili seçim dönemi gelir dolaşır, zaten sırası bellidir onun. Sırasına göre seçileceğini bilir, 1-2-3, evet, seçilir, orada da 2 seçilir. Ona göre masrafını yaparlar. Gider, ayda bir, haftada bir gelir giderler yani. Evet. Bizim bu şimdiki milletvekillerimiz sık sık gelmiyor ki zaten kente. Gelmiyorlar. Mesela biz Polat Türkmen'i eleştirdik, ben mesela arıyorum Polat Türkmen'i. Yani o çok sık gelirdi.
O meclis genel kurulunda telefonunu açardı. Çok sık gelirdi ve evet ulaşabilirdik. Yani meclis genel kurulunda telefonunu açardı mesela. Siz hiç Polat Türkmen'in telefonunun yönlendirildiğini gördünüz mü yere? Görmediniz. Mesela sen Ercan Candan'dan çok rahat bir şekilde demeç alabiliyor musun? Yani bugüne kadar bir kez kendisiyle görüştüm. Başka da hiç görüşemedim. Her arandığında ya danışman da başka bir ilde, kendisi başka bir bölgede, hep öyleydi yani. Hiç yani, görüşemedim. Mesela şeyden çok sıkıntı çekerdik biz Fazla Erdoğan'dan. Evet. Ama ulaşabilirdik. Ulaşırdık. Ulaşamasak da o mutlaka akşam da olsa geri dönerdi. Dönerdi yani, görüşürdünüz. Yani bu acaba yeni milletvekilleri mi böyle, yoksa milletvekillerini seçerken telefonunu az kullananları mı seçiyorlar? Bizim Özcan Ulupınar'ı biliyorsunuz. Telefonunu yönlendiriyor sekreterine, danışmanına. Şimdi bir tane direkt kendi kullandığı telefon var Allah'tan. Yani onu artık düzenli bir şekilde evet. kullanıyor. Seçimden midir bilmiyorum ama. Ben mesela kendisine en sık getirdiğim eleştiri budur. Ben zaman zaman eleştiririm, şey olurum. Ama dostlar ilişkilerimi kaybetmem. Ben söylüyorum. Ben sizi meclise gidince niye arayayım ki? Evet. Şimdi Polat Türkmen'in eski danışmanı Ali Keskin Kılıç, Başbakanlık Meclisi özel evet. kalemde görevli biliyorsun. Evet. Mesela ben onu arıyorum. Ali abi ben Ankara'dayım diyorum. Meclise gel diyor. Çankaya kapısına adımızı, telefonumu, araç plakamızı alıyor. Biz araçtan giriyoruz. Ya ben yayın yapmak için meclise gittim. Bizim kapıya adımızı vermişler Özcan Ulupınar'ın makamından. Ben kamera, 3G cihazı falan onları sırtımda mı taşıyacağım? Mesela ben o gün hiç onların da randevusu, yani onların da notu vardı kapıda. Ben dedim ki biz Ali Keskin Kılıç'a geldik. Çünkü Ali Keskin Kılıç oraya bizim telefonlarımızı bırakmış, araç plakamızı bırakmış, aracımızdan girdik. Sonra Özcan Bey makam neredesiniz? Biz meclis, biz sizi bekliyoruz. Vallahi biz de dedim Ali Keskin Kılıç'ın yanında sizden haber bekliyoruz yani. Yani daha böyle duyarlı olmaları lazım. Bence milletvekillerinin danışman ve yardımcı personel kadroları kötü. Her geçen zamanda eski özler oluyoruz. Yani kötü çünkü Ali abimize de buradan çok teşekkür edelim. Çok yardımları olmuştur ulaşma konusunda olsun. Özel işlerimize olsun. Yardımcı oluyor ayrı ama normal bizim tabii. işlerimizde. Mesela Özcan Ulupınar'ın sekreterisinden aynı çözüm hiç görmedik. Mesela Dündar Opuz vardı. Nadir evet. Sarıcı'nın evet. sonra da Ali Koçal'ın. Mesela ondan çok istifade ederdik. Ama ben şimdi diğer milletvekillerimizin danışmanlarından, yani zaten Ali İhsan Bey'in danışmanı Zonguldak'la bir ilgisi yok. Sekreterinin Zonguldak'la bir ilgisi yok. Evet. Yani bence milletvekillerimiz danışman seçerken, yardımcı personel seçerken çok dikkatli, çok titiz olmaları lazım. Evet. Ama onlar bunu bilerek yapıyorlar bana sorarsanız. Yani kentten zaten kendilerini kopartmak için yapıyorlar bunu. Şimdi Ali abi bize numara yapmaz ki. Kapatamaz ki telefonu. Evet. İşim var diye demez ki. Demez yani. Çünkü o bu yörenin, bu toprağın insanı. Senin halinden en iyi anlayacak insan evet. o. Diğer milletvekillerimizde bu yok. Bence bundan sonra seçilecek olan milletvekillerimize buradan İnşallah. Şimdiden mesaj olsun. Yani buradan mutlaka birini alsınlar yani. Zonguldak'tan alsınlar. Evet. Ve sosyal görev yerine getirebilecek insanlar aslında. Ah evet. oh of diyecek, yoruldum ettim diyecek. Bir bakıyorsunuz buradan giden sekreter danışman orada ev yurt sahibi olmuş. Ya sanki bize hizmet etmeye değil de senin görevin ne, bize hizmet etmeye. Zonguldak halkına. Onlar orada servet edilmişler. Toki'den konut, oradan bir şey. Güzel de paraları var ya. Yani ilginç. Evet. Program hızla gidiyor. Şimdi bu haftaki gündemimiz ne olacak İpnur? Şimdi bu hafta geniş açı programımızı çarşamba gününe aldık. Canlı yayınımızda ümit ediyorum bir aksilik olmazsa Zonguldakların çok sevdiği bir isim olacak. Ve çarşamba akşamı kaçırmamalarını tavsiye tamam, isim ediyorum. İsim söyleme buradan. Söylemiyorum. Çok sevilen bir isim. Hı. Gerçekten Zonguldaklı Görüştün bir insan. Görüştün mü? Evet ama evet. yanıt bekliyorum. Tamam. Çok, çok güzel olacak. Arkadaşlarımız zaten televizyon için var güçleriyle çalışıyorlar. Haberler için yetiştirmek için çalışıyorlar. Ben de gün içerisinde günün röportajları yapmaya çalışıyorum. Ya da özel haberler yapmaya çalışıyorum. Bu Zonguldak'ta biraz zor oluyor ama biz başardığımıza inanıyorum. Güzel işler çıkarıyoruz ki bundan sonra da çıkartmaya devam edeceğiz. Şöyle güzel tarafı şöyle. Zonguldak'ta yerel televizyonda bir haber bülteni vardı. Akşam ana haber bülteni. Gece onun tekrarı, başka bir şey yoktu. Evet. Şimdi zaten biz hiç televizyonu kurmadan önce biliyorsun yaptığımız toplantılarda ya akşam başka bir kanaldan bizim kanala geçmesini gerektirecek bir neden koymamız lazım. Evet. İşte Atilla Öksüz'ün programları, senin programın
Yeşim Özdoğan'ın işte eski günler programları. Bizimkiler o kadar izlenmiyordur ama bu programlar gerçekten Evet. bir ivme kattı. Mesela spor programına başladı arkadaşlarımız. İlkini yaptılar bu hafta. Daha iyi olacak. Ama ben mesela arkadaşlarımızın performansından memnun değilim. Mesela spora daha bizim yönetmenimiz Emrah çok ilgi gösteriyor ama diğer arkadaşlarımızdan spora o kadar ilgi gösterdiklerine inanmıyorum. Ellerinde 3G canlı yayın cihazı var. Mesela haftanın ilk antrenmanı, son antrenmanı. Mesela ben spor muhabiri olsam burada antrenmanları canlı verir. Orada canlı Çok da güzel olur. röportajlarla, çünkü zaten saat başı haber veriyoruz. Haber, 10 dakika haber verdin. Geri kalan 40 dakikayı ben oradan canlı yayından çok Evet. güzel bir spor programı haline getiririm. Arkadaşlarla konuşuyorum, yapacaklar sanırım. Yapılmayanı yapmak lazım. Biz önce işte NTV, CNN, Habertürk gibi bir haber kanalı yapacağız dedim de gülmüşler. Zonguldak'ta o kadar haber mi olur? Valla yetişemiyoruz bazen işte. Adam Evet. kadro darlığı çekiyoruz. Ama oldu, saat başı saat 11'de başlıyoruz habere. Evet. Saat 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Altı Sonra buçuk, 6.30'da ana haber, 10, 12. 10'da ve 12'de tekrar veriyoruz. Ve bu haberlerin yanı sıra da Zonguldak'ları ilgilendiren ya da Zonguldak'ın tanınmış isimlerinin hayat hikayeleri, sağlık üzerine, şimdi arkadaşımız yine başlayacak onun üzerine, yine diğer arkadaşımızın maden kazalarıyla ilgili çalışmaları var. İnsan Sen ekranda kendini görmek istiyor. evet. Evet. Ben onu görüyorum, kendini. Yöresini görmek istiyor. Evet. Ya şu Zonguldak'ta yaşayan kuş türleriyle ilgili belgeseli mesela ben her sefer izliyorum, her yayınlandığında denk geliyorum ve her seferde sanki başka Farklı kuşlar gibi, evet. görüyorum. Yani 100 küsür tane kuş var. Bunların hepsini biz bir arada görememiştik. Ha, ama ben bakıyorum başka kanallara, penguen var, kartallar var. Ya bize de bu belgeselleri satmak istediler. O penguen belgeselini getirdiler bize. Vallahi dedim, biz bu penguenler Zonguldaklı mı diye sordum ben. Evet. Değilmiş, almadık. Biz yerel bir kanalsak, Zonguldak kanalıysak, Zonguldak'ta ne varsa onu yansıtmamız Evet. lazım. Elbette genel konular olacaktır. Şimdi planlarımızda da var bu stüdyoda. Bu stüdyoyu boş bırakmak istemiyoruz biz. Rejideki teknik kadromuzu biraz daha güçlendirdiğimizde burada sürekli tartışma programları olsun akşamları. Ama şunu da yaşadık. Böyle çok konuşan, çok bilen insanlar var bu şehirde. Gel bunları stüdyoda konuş, canlı yayında Evet. konuş dedi. Ne hemen benim şurada işim var, Evet. burada işim var. İşte şuna dokunur, buna dokunur. Sallamak kolay Zonguldak'ta her konuda olduğu gibi. Ama gelip burada medenice tartışmak kolay değil. Şimdi ben hemen konuyu değiştireyim. Zonguldak Belediyesi ile ilgili bir gündem oldu bu hafta başında. CHP'li Meclis Üyesi Cavit Zülfikar, yine CHP'li Meclis Üyesi ve Belediye Baş Yardımcısı Şenol'la arasındaki sorunlar yüzünden başkanı da protesto etti. Gitti MHP'li grubun içinde oturdu. Bunu o gün canlı yayında ekranlara taşıdı Evet. zaten pusula. Bizim haberimiz vardı böyle bir olay olacağından. Bugün Cavit Zülfikar Buradaydı. bizi ziyaret etti. Ben de kendisiyle stüdyoda bir kısa röportaj yaptım. Şenol'dan sıkıntı var. Sadece onun değil. Mesela diğer meclis üyesi Gökhan Demir'in de var. Söyleyemeyen başka meclis üyelerinin de var. Evet. Mart ayında bununla ilgili bir seçim yapılması düşünülüyor. Cavit Zülfikar ben adayım diyor. Seçim olursa ben adayım. Ama orada ciddi sıkıntılar çıkacak. Şu saatlerde CHP'de toplantı var. Grup CHP'li Belediye Meclis Grubu'nun toplantısı var. İl Başkanı Ertuğrul Koltuk başkanlığında. Oradan çıkacak sonucu da izleyicilerimizle Bunu paylaşacağız. aslında zaman zaman görmüştük belediye meclis toplantılarında. Söz alındığında, konuşma yapıldığında Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyeleri zaman zaman kendi aralarında atışmalar yaşıyorlardı, yansıtıyorlardı. Ama artık anladığım kadarıyla taşma noktasına geldi. Dediğiniz gibi bazı isimler de var rahatsız olan. Ama onlar da yakında seslerini çıkartacaklardır diye düşünüyorum. Şimdi CHP'nin meclis listesi kötü. Kötü. Şöyle kötü. Kişileri söylemiyoruz. Şimdi öyle bir liste yapıldı ki onun adamı, bunun adamı, Evet. şunun adamı. Oysa böyle olmaz ki, belediye başkanı alacaktı önüne. Ben kimden çalışabilirim kardeşim? Belediyeye kim katkı verebilir? Evet. O yazacaktı bana. Böyle bir şey yok ki. Elbette milletvekili de bir isim verebilir. Ama belediye başkanı hiç dahil olmadı ki. Evet. Yani ben kendi çalışacağım elemanı seçemiyorum. Yani ben bu gazetede birinin yazı işleri müdürü yapacağım. Bana dışarıdan birisi öneriliyor. Ya ben bildiğim çalışacağım insanı yapayım. Yani böyle Evet. bir şey var mı? Evet. Yani bir de başkan bu memlekete hizmet edeceğim diye demezsin. Zaten senin hizmet etmene engel oluyor.
Cavit Zülfikar telefon açıyor. Esnaf Kefalet Kooperatifi'nin arka girişine beton döktürüyor. Ertesi sabah Esnaf Kefalet Başkanı belediye Ercan Şehri Belediye Başkanı'nı arıyor. Orayı yıkıyorlar. Ya böyle bir şey olmaz ki. Evet. Olmaz yani. Bir kere belediyeyi kimin yönettiğinin ortada olması lazım. Yani herkes, sence kim yönetiyor? Yani Muharrem Akdemir'den başka herkes yönetiyor diyebilirim. Tamam, doğrusu yani bu işte. Yani net bir isim veremem de. Şimdi Allah sağlık sıhhat versin. Erhan Daren'de şimdi rahatsız, tedavi günü. Evet. Belediyeyi Erhan Daren'de yönetiyordu. Evet. Sonra Şenol Şenal geldi. Kardeşim seçilmişiz biz. Bu belediyeyi ben yönetiyorum dedi. Sonra Gökhan Demir dedi ki hayır kardeşim sen de öyle geldin. Ben de biz yönetiyoruz dedi. Cavit Zülfikar öyle dedi. Yani belediye başkanının görevi oradan aylık düzenli maaş almak, yurt dışı gezilerine gitmek, gelip makamda konuk ağırlamak yani. Ben belediye başkanının bir tane projesi olduğuna inanmıyorum. Geçenlerde bir gazetede manşet oldu. Öyle bir proje hazırlanmış ki, ihalesi bile yapılmış. İnsan merakla bekliyor ne olduğunu. Belediyenin kasasından da 1 lira çıkmıyormuş. Bir proje varmış, hiç kimsenin de aklına gelmemiş. Ya şimdi ben geçen gün CHP'li meclis üyeleriyle konuşuyorum. Onlara sordum, onların da haberi yok böyle bir projeden. Sonra dedim ki sizin asansörünüz çalışıyor mu dedim, çalışmıyor. Bence dedim bu zihni sinir projesi, herkesin merak ettiği proje bence asansör projesi herhalde. Ama hala yapılamamış. Ve insan bunu soruyor yani, kendi asansörünü yapamam insan bu kadar büyük projeyi nasıl hayata geçirecek? Ya belediyenin dışının sağdan soldan boya aldılar. İşçiliğini bir belediye meclis üyesi yaptı, belediyenin dışını boyadı. Ya ben bu belediyede o kadar çok şey duyuyorum ki. Tuvaletleri bozuk. İmar değişiklikleri, onlar bunlar, özel işler. Ya belediyenin asansörü yaptırmak çok kolay. Kişisel işleri kenara bıraksalar, toplumsal işe gelseler. Evet. Onu bir müteahhit çok rahat yapar. Müteahhide başka işler yaptıracağınıza belediyenin asansörünü yaptırabilirsiniz. Evet. Ama belediyenin asansörü kimsenin umurunda değil. Nasıl olsa başkan personel asansörüyle çıkıyor yukarı. Arkada küçük bir asansör. Ama bir gün o asansörde de kalacaklarına inanıyorum ben. O asansörün durumu da çok kötü çünkü. Evet. Ya vatandaş tarafından da aslında belediye tepki alıyor. Çünkü şu anda mahallelerde bir çalışma yapılıyor ama Bahçeli Evler tarafında yapılıyor. Ve gerçekten çok kötü olan mahalleler de var. Seçim zamanında gittiğimizde biz bile bazen inanamadık. Burası Zonguldak mı diyelim? Yani. Ya Asma tarafları, daha yukarısı Rab Mahallesi gerçekten çok kötü durumda. Ve insanlar da diyorlar yani niye Bahçeli Evler Mahallesi de burası değil? Niye Bahçeli Evler Mahallesi? Ben size söyleyeyim. Bahçeli Evler Mahallesi CHP'nin çok büyük oy aldığı, açık ara önde olduğu bir mahalle. Çok yüksek oy var. Zaten Bahçeli Evler'i alan seçimi de alıyor. Hatta Bahçeli Evler'de AK Parti geri kalmasına rağmen seçimi almıştı daha önce, hatırlıyorsunuz. Evet. Aradaki farkın kapanması gerekiyor. Çünkü evet, çok ciddi bir oy potansiyeli var. Başkanımız da o tarafta oturuyor. O bölgenin gerçekten ciddi sorunları var. Ama yani Zonguldak Belediyesi'nin şu anda hizmet gibi bir derdi yok ki. Belediyede müthiş bir iktidar savaşı yaşanıyor. İktidar savaşı. Bu savaşı kimin kazanacağı da belli değil. Sadece şunu söyleriz, kaybeden Zonguldak olacak. Evet. Kaybeden Zonguldak olacak. Muharrem Akdemir'in bu işlere bir çözüm bulması gerekiyor. Yani İsmail Eşref olsaydı bugün hiçbir şey böyle olmazdı aslında. İstifa etmeseydi, yine Cumhuriyet Halk Partili bir belediye olsaydı ama İsmail Eşref olsaydı böyle olmazdı. İsmail Eşref daha becerikli. Evet. Veya yumruğunu vurabilen bir insandı. Kendi dediğini yaptıran bir insandı. Şimdi adam inşaatçı, bayındırlık müdürlüğü, evet, bürokrasi biliyor. Şimdi Muharrem Bey bizim okul müdürlüğünden geliyor. Yani bir okulu, birisi bir okulu yönetmiş, birisi bir kenti yönetmiş. Kentin imar sorunuyla, inşaat sorunuyla ilgilenmiş. İsmail Eşref çok çok becerikli o konuda, her konuda. Muharrem Başkanımız da kızmasın bize buradan. Hayır, biz onu kızdırmak için söylemiyoruz. Durum tespiti yapıyoruz. Evet. Ama yani geçen bir şey söyledi Muharrem Akdemir. İşte orada dolmuş durakların yer altına dedi, ben alınmasını önerdim dedi. Evet, benim aklıma yani, geldi. Ben öyle bir şeye inanmıyorum yani. Çünkü orada zaten bir proje vardı. Vardı. Yani ama olsun. Muharrem Akdemir de bizim sevgili büyüğümüz. Evet. Keşke biz onu eski okul müdürü olarak ya da emekli öğretmen olarak tanısaydık, daha iyi olurdu. Yani belediye başkanlığı gerçekten çok zor, zor bir iş. Yani herkesin yapabileceği bir iş değil. Hele Muharrem Akdemir'in yapabileceği bir iş hiç değil yani.
Onu gördük. Şunu bile düşünmek lazım. Ali Bektaş Kozlu'da belediye başkanı iken Kozlu'da bir ses vardı. Ya da oradan gelen bir renk vardı. Şimdi Kozlu'da dahi hiçbir şey yokmuş gibi. Her şey durmuş gibi. Yani... Kozlu'da inşaat faaliyetlerinde bir şikayetler nedeniyle bir durumu oldu. Orada iki türlü eleştiri var. Birincisi Ali Bektaş yüzünden bu durumda var. Evet. Ama bence ondan değil, bence başkandan kaynaklanan, şu andaki mevcut başkandan kaynaklanan sorunlar var. Ben Ertan Şahin'i Secahattin Gonca'ya benzetiyorum. Secahattin Gonca'nın tek hedefi neydi? Belediye başkanı. Belediye başkanı olmak. Oldu. Oldu da ne oldu? İşte oldu. Belediye başkanı oldu. Secahattin Gonca şimdi Allah uzun ömür versin. Ölürse eski Zonguldak belediye başkanı olabilecek. Muradına erdi. Bizim Ertan Şahin de öyle. Belediye başkanı olabilmek için MHP'den gitti, aday oldu. Geldi AK Parti'den aday oldu. AK Parti'den aday olmasa, olamasaydı bu sefer İşçi Partisi'nden teklif etse, yani oraya gider aday olurdu. Onun tek derdi belediye başkanı olmak. Ben Ertan Şahin'in bir ufku, vizyonu, misyonu olduğuna asla ve kata inanmıyorum. Bugün gelinen nokta da çok kötü zaten. Yani Kozlu'da daha bir adım atılacak bir yer yapılmadı. Öyle bir gayesi de yok ki. Onun derdi başka. Burada söyleyemeyeceğim. Onun derdi tamamen başka. Çalışıyor. Ben onun çalışmalarını duyuyorum. Ama yani öyle halka yarayacak bir çalışma yok. Yani bir hizmet anlamında bir çalışması yok. Onun yaptığı çalışmaların yakında bombası patlar. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz sahile evet, imar dolgu alanı yok. Gidiyor oraya harfiyat döküyor. Kameraman arkadaşımla ben gittim. Kendisini de aradım. Dedim ki buranın dolgu imar planı var mı dedim. Var dedi. Dedim ki yok, ben biliyorum. Olmasa ne olacak dedi. Dedim ki olmasa sen oraya dökemezsin, ceza. Döksem ne olacak? Dedim ki ben haber yapacağım. Yazsan ne olacak? Niye yazıyorsun? Yani böyle bir ilçe belediye başkanına yakışmayacak böyle üslup, lakaytlık. Şimdi, ağırlığı yok. Efendim? Ağırlığı yok. Ağırlığı yok değil. Öyle bir yapısı yok ki adamın, dediğim gibi size. Yani o belediye başkanı olmak istiyordu. Oldu işte. Oldu. Sonra tabii oradaki çöp harfiyat döküm işi durduruldu. Evet. Oraya bir tane zabıta arabası dikmiş. Zabıtanın içinde adam plakaları yazıyor. Sonra işte onlara makbuz kesilecek. İnşallah kesiyorlardır. İnşallah. İnşallah kesiyorlardır. Keseydi. O da ayrı bir tartışma konusu. Ama Ertan Şahin'in böyle orada 5 yılı böyle çok rahat bir şekilde tamamlayacağını sanmıyorum. Belediye başkanı sürebilir ama çok sıkıntılar çeker o. Çünkü şu anda gittiği yol değil. Koz'da yeni yapılan hiçbir şey yok. Bir iki ışık süsün dışında. Ha, eskiden gelen sorunlar var mıydı Ali Bektaş döneminden? Elbette evet. Var. Ama sen seçim meydanında öyle demiyordun ki. Evet. Ve kendi bir gücü de yok. AK Parti'nin gücüyle orada. Yani onu bilmesi gerekiyor. Hani Secahattin Hoca da ben seçildim dedi ya. Hayır, AK Parti seçilmişti. O diyor ki benden sonra niye AK Parti? Senin yüzünden AK Parti seçimi kaybetti. Senin insanlarla takışman yüzünden. Orada da Ertan Şahin'in bu davranışları devam ederse CHP ya da başka bir parti orada iyi bir adayla seçimi alır yani. Ki partisiyle de iyi geçinen bir insanın olması gerekiyor. Ben Secahattin Gonca zamanında hatırlıyorum. Diyaloglar eksikti. Partideki teşkilatıyla, yani kendi teşkilatıyla anlaşamayacak duruma gelmişti. Ertan Şahin'in partisiyle diyaloğu sence var mı? Yok. Olmadığını ben çok iyi biliyorum. Evet. Mesela o partisiyle de inatlaşma içinde. Çünkü niye? O belediye başkanı oldu ya, parti onu görevden alamıyor ya. Evet. Şimdi o havalarda o. Şimdi o havalarda. İmar tadilatlarını filan duyuyoruz. İmar tadilatlarını, yani yasal olarak şimdilik bir şey görünmüyor olabilir. Ama bu yönde çok çalışması var, çok gayreti var. Yani o ikinci dönem belediye başkanına gidebilir mi bilmiyorum. Bakalım nasıl olacak. Şey de konuşalım. Şu Çolak Pehlivan Köprüsü. Evet. Ben şey yapıyor gibi oldum ama. Olsun olsun, sorun yok. Bununla ilgili haber yapmıştık. Hatta siz gitmiştiniz orada, görüntülü anlatmıştınız. Ama burada pusula taraf oluyor gibi gösterildi. Tarafız, hemen sözünü kesin. Ben bu köprüde tarafım. O ihalenin yapıldığı gün 6 tane daha ihale yapılmış. Ama ben bu köprünün tarafıyım. Neden tarafıyım? Ben köyüme gidebilmek için o köprüden geçiyorum. O köprüden geçmeyeceksen benim yolum uzuyor. Ya Beycuma'dan doğru gideceğim ya Çaydemir'den doğru gideceğim. Niye öyle gideyim ki? Ben o köyde oturmuyorum. Benim köyüm. Ama o köy yolunu kullanan 5 ayrı köy var. Orası grup yolu.
Geçen gün Çolak Beylivan köyünde ev yangını oldu. İki tane ev yandı, kül oldu. Neden? İtfaiye yetişemedi. Devrek itfaiyesi çay değmeninden doğru gittiği için müdahale edilemedi. Halbuki o kadar yakın ki devrekle. 5 kilometre mesela. Öbür taraftan geldim 25 kilometre yol gidecek. Bunun hesabını kim verecek? Efendim işte gazeteci ya, işi yapan Recep Demirtaş Çay Cumalı. İşi alan müteahhit, görünen müteahhit Çay Cumalı. Ama beni arayıp da o işi ben yapacağım, niye yazıyorsun diyen müteahhit de Çay Cumalı. Ya böyle bir şey var mı? Bu kadar tesadüf var mı? Ya tesadüf değil. Ha bir de bu kadar rahatlık var mı yani? Ben de diyorum ki kardeşim, bu ihale eğer acilse, afet fonundan yapılıyorsa, afetten para gelmiş, afet il müdürlüğüne para gelmiş, oradan da özel idareye aktarılmış. Madem bu kadar uzun sürüyor da bu iş, niye bunu davetiye usulü yapıyorsun? Evet. Davetiye usulü biliyorsunuz, 5-6 tane firmaya çağırıyorsunuz, evet. O firmalar kendi aralarında anlaşıyorlar. Zaten rakamlara bakıldığında çok net bir şekilde görüyorsun. Evet. Rakamlar tesadüfen birbirine o kadar çok yakın ki. Ve 6 firma var mesela, 6 tane iş ihale edilmiş, yani kaç firma çağırmışlar? 6. Kaç ihale var? 6. 6 firmada iş almış. Bak sen tesadüf. Ha her şey yasal olabilir. Bazen de vicdana bakacaksın yani. Efendim Ali Rıza Atık'ın oradan bir... Ya ben... Köyün köprüsünden ne olabilir? Hayır bak yani işi yapacak olan müteahhit zaten benim dostum. Ama ben onun işi yapacağını sonradan öğreniyorum. Diyor ki o işi ben... Nasıl sen ihale bu? İhaleyi başka biri almış, işi başka birisi yapacak. Sonra bana kızılıyor. Bana niye kızıyorsunuz? Oraya arabalar tutulup gazeteciler gönderiliyor. İşte burada ne... Yani burada Recep Demirtaş açık açık bir yanlış yaptı. Orada Reis Enerji hidroelektrik santralı, evet, yapıyor. Oranın da müteahhit firması var. Bayır Mühendislik. Onlar gelip bu köprüyle ilgili dosya almak istiyorlar. İhaleye girecekler. Ya Zonguldak'taki müteahhitlerin işi yok bu arada. Adama dosya vermiyorlar. Recep Demirtaş'ın doğru yaptığı şey şu. Öyle ona hiç kızmam. Zonguldaklı firmayı tutsun. Ama yani Çay Cumalı, bir tane daha Çay Cumalı. Evet. Çay Cumalı sorunu da değil benim sorunum. Yani o kadar açık aleni yapmışlar ki onu anlatıyorum bu köprüde özellikle. Bu köprüde rakam da iyi bir rakam. 1 milyon 200 küsür rakamı var. Bu inşaat yapan firmalar 500-600 bin liraya bu köprünün çok rahat bir şekilde yapılacağını söylüyorlar. O köprü zaten bizim stüdyomuzun boyu kadar yok. Stüdyomuzu biliyorsun bu kadar. Köprünün boyu da işte bu kadar. Yani öyle 50-100 metrelik bir köprü değil. Küçücük bir köprü yani. Ama hayati öneme ait 20-30 metrelik bir köprü. Ama o köprü olmayınca o dere... Bu kadar zamandır yapılamadı ve süreç çok uzatıldı. Altından geçen dere benim yüzdüğüm dere. Çocukluğumun geçtiği dere. Üstünden köprü geçtiğim benim köprüm. Köy benim köyüm. Yani ben o köprüyle ilgilenmeyeceğim de nereyle ilgileneceğim? Evet. Şimdi bizim gazetecilerin bir şeyi var. İşte Ali Zatı bir şey yazmışsa oradan bir menfaati vardır. Evet. Hemen biz de gidelim. Hayırlı işler, hadi gidin bakayım. Ya ne ben bu arkadaşlarımın gittiği yoldan gelirim, ne onlar benim gittiğim yoldan gelebilirler. Anladın mı? Şu oluyor yani, ben bunu sık sık duyuyorum. Hani dediğiniz gibi gazeteci arkadaşlardan, bir şey vardır da yazılmıştır. Hep böyleydi. Ama dediğiniz gibi mesela o harfiyat dökümü, Kardemir'in bu boşaltma işlemi, hı, o zaman da eleştiri aldık. Yine Çolak Pehlivan Köyü. Yine bir tane daha vardı sanırım, Ereğli'de olması lazım. Hı. Yani bu burada çıkar gözetilebilecek hiçbir şey yok. Hayır hayır, böyle bakarsanız habercilik yapamazsınız. Yapamazsın. Ben o zaman şey diyeceğim, bunu yazmayalım öyle düşünün, bunu yazmayalım. Siz ne düşünürseniz düşünün. Sonuçta Pusula Zonguldak'ın en etkili gazetesi. Pusula televizyonu Zonguldak'ın en etkili, evet, televizyonu. İşte daha önce arkadaşlarımız yazdılar bu boş binaları. Evet. Bu Pusula yazdı, vilayet açıklama yaptı. Operasyon başladı, bakın. Üzerinden 15 gün geçmeden bak, evet, binaya bugün kepçeyi vurdu, 3 günde yıkılacak iş. 4 yıldır. Ki bu Zonguldak'ın menfaatine olan bir iş. 4 yıldır duruyordu, yıkıldı. Bizim bundan da mı menfaatimiz var? Şimdi bazı arkadaşlar düşünün. Belki de yıkım firmasıyla ben ortağımdır. Şimdi binayı yıktırıp oradan da bir menfaat temin ediyor olabilirim yani arkadaşlarımıza göre. Ama kötü niyetle iyi burada erilmez. Küçük düşünmemek lazım. Aynen. İlk durum süremiz de dolmak üzere. Bir ara verelim demeyeceğim. Programı bitirelim. Tamam. Bu akşam, bugün çok yorulduk. Evet. İzleyicilerimiz bizi hoş görsünler. Evet. Sevgili seyirciler, basın kulisinin bu haftaki konuğu Pusula Gazetesi Yazı İşleri Müdürü İknur Yılmaz'dı. Kendisiyle hoş bir sohbet yaptık.
Bu akşam ben biraz daha fazla konuştum. Ara sırada İlknur bana soru sordu. Programa katıldığı için teşekkür Ben ediyorum. İyi teşekkür akşamlar ederim. diliyorum.